kimi Hollywood yıldızı, kimi dünya starı. Parasını verip almıyorlar, gizli gizli çalıyorlar. Yokluktan değil, hastalıktan. Yoksulluktan hiç değil, heyecandan. Kleptomani, yani çalma hastalığına sahip olanlar, hırsızlık yapmadan duramıyorlar. Bu hastalık zengin fakir, ünlü ünsüz dinlemiyor. Hayal bile edemeyeceğimiz paralar kazanan ünlü isimleri marketten bir şeyler çalarken düşünebiliyor musunuz? Eğer bugüne kadar düşünmediyseniz, şimdi düşünmeye başlayabilirsiniz. İşte o şatafatlı hayatlarıyla herkesi imrendiren dünyaca ünlü isimlerin inanılmaz hırsızlık hikayeleri. Listenin başında Megan Fox yer alıyor. Tüm dünyanın tanıdığı böylesine ünlü bir ismin hırsızlık yapacağı kimsenin aklının ucundan bile geçmez. Ama Megan Fox, ünlü olmadan önce marketlerden sürekli makyaj malzemesi çaldığını kendi itiraf etmişti. Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears da hırsızlık yapan ünlü isimlerden biri. Bir dönem ağır psikolojik tedaviler gören şarkıcı, yaşadığı o bunalımlı dönemlerde bir mağazadan peruk çalmıştı. Kesha, tanınmadan önce fakirlik içinde bir yaşam sürdüğü biliniyor. Hastalıktan mı yoksa açlıktan mı bilemeyiz ama ünlü şarkıcının o dönemlerde yemek çaldığı bir gerçek. Ünlü müzisyen Courtney Love da gençliğinde defalarca hırsızlık yaparken yakalandı. Fakat hırsızlığın dozunu kaçıran Courtney, 114 bin dolarlık mücevheri bir davette takmak üzere kiraladıktan sonra geri götürmeyince hakkında hırsızlık, dolandırıcılık davası açılmıştı. Hollywood yıldızı Amanda Bynes da çalmadan duramayanlardan. Yıllık 8 milyon dolar kazanan Bynes, bazen şapka, bazen bikini çalıyor. Ayrıca Amanda'nın 30 yaşın altında en çok kazananlar listesinde yer aldığını da söylemeden geçemeyiz. Çin asıllı Amerikalı film sanatçısı Bai Ling bir benzincide hırsızlık yaparken yakalanmıştı. Üstelik pil çalıyordu. Evet, yanlış duymadınız, bildiğimiz pil. İnanılmaz değil mi? Pek çok ödüle layık görülmüş olan Margot Robbie'ye geldi sıra. Ünlü aktris kaldığı otel odasından tuvalet kağıdı ve havlu çalmaya kalkmıştı. Vanilla Ice, yani gerçek adıyla Robert Matthew Van Winkle. Kendisi ünlü bir rapçi. Terk edilmiş bir eve girdi ve hırsızlık yapmaya çalıştı. Bu heyecan uğruna tutuklanan şarkıcı 6.000 dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Ünlü manken Natalia Skorska da hırsızlık yaparken yakalananlardan. Skorska'nın Londra'daki bir mağazadan 1000 sterlin değerinde ürün çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilmiş ve hemen polis çağrılmıştı. Amerikalı oyuncu ve yapımcı Winona Ryder da kleptomaniden muzdarip olan ünlü isimlerden. Kendisi bir mağazadan 5500 dolarlık kıyafet ve takı çalarken yakalanmış. Bunun üzerine gözaltına alınmıştı. Ünlü oyuncunun davası 2002 yılında düşmüştü. Gördüğünüz gibi asla ihtiyaç duymayacakları, duysalar bile parasını ödeyip alabilecekleri ufak şeyleri çalarak rahatlıyorlar. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Sinan Akçıl'da da çalma hastalığı olabilirmiş. Geç
Geçtiğimiz gün çıkan haberlere göre Sinan Akçıl gittiği spor salonundan bir dumbbell çalmış. Salon çalışanları bir dumbbell'ın eksik olduğunu fark edip kamera kayıtlarını izlemiş. Ve Sinan Akçıl'ın dumbbell'ı çantasına atıp götürdüğünü görmüş. Ünlü şarkıcıyı arayıp dumbbell'ı geri istediklerinde ise Akçıl bu suçlamayı kabul etmemiş. Ama kamera kayıtlarından bahsedilince çaresiz kalmış ve dumbbell'ı iade etmiş. Tabii bunlar sadece birer söylenti. Dileriz gerçek olmasın.